Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzda AMD 7000 serisi işlemcilerin DDR5 RAM'lerle olan problemlerini ya da problemini incelemek istiyorum sizler için. Arkadaşlar zaten piyasaya yakın olan takipçi arkadaşlar kullananlar zaten bugüne kadar şunu gördüler, biliyorlar. İlk çıktığı günden beri AMD'nin DDR5 RAM'e geçtiği yeni seri işlemcilerle hala ve hala da geçmeyen bir yılı aşmasına rağmen biraz problematik bir yapısı var arkadaşlar. Bir kere bu nedir? Ne zaman oluyor? Geçer mi? Geçmez mi? Ne oluyor? Bunu size irdelemek istiyorum. Bir kere arkadaşlar öncelikle bir geçmişe gidelim ve ben size bazı şeyler söylemek istiyorum ki çok uzun zamandır dual channel diye tabir ettiğimiz yani iki kanal bellek kontrolörü var. Herhalde bir 10 yılı geçmiştir. 15 yılı da geçmiş olabilir. Bazı işlemcilerde 3 kanal oldu geçmişte. Tabii daha değişik platformlarda 4 kanal var, 8 kanal var. Mesela Threadripper'ların şimdi en son bizim yeni çıkarttığımız serilerinde 8 kanal var. Daha öncekilerde 8 kanal var. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? RAID gibi düşünebilirsiniz. Aynı anda eş zamanlı mesela 32 bit, 64 bit, 128 bit gibi yol genişlemesi gibi düşünelim bunu. İki kanal çalıştığı zaman her iki RAM'e birden aynı anda okuma yazma yapıyor. Dolayısıyla operasyon hızımızı ikiye katlıyoruz. Üç kanal olduğu zaman böyle, dört kanal olduğu zaman daha da fazla vesaire. Zaten ekran kartlarının inanılmaz bandwidthleri de bu sayede sağlanıyor. Mesela Nvidia'nın bugün terabaytlar seviyesindeki bandwidth hızları gerçekten korkunç. Özellikle o H100 serilerinde yapay zeka mimarili işlemcilerinde 2-3 terabayta geldiler diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. İnanılmaz yani bir bilgisayarla kıyaslandığı zaman 10-15-20 kat 50 kat neyse artık modeline göre değişiyor. Korkunç hızdalar. Bu da aynı şekilde paralel etkileşimle alakalı. Tabii buna uygun altyapıları var, mimarileri var, tasarımları var, ona göre RAM'ler var falan fişmeken. Şimdi ben tekrar konumuza dönmek istiyorum. Bir kere AMD'nin bu DDR5 ile olan problemini incelemeden önce sizi geçmişe götürerekten mesela 5950X'in AMD'nin sitesine girdiğiniz takdirde ekrana yansıtıyorum şu anda. Şunu göreceksiniz. Özelliklerini yazacak, çekirdeğini söyleyecek, cache'ini söyleyecek, onu söyleyecek, bunu söyleyecek ve bir yerde şöyle bir ibare göreceksiniz arkadaşlar. Ekrana yansıtıyorum. System Memory Specification bölümünde up to 3200 MTS yazacak. Zaten bir de şu var, biz megahertz diye hep ağzımız alışmış konuşuyoruz. Aslında megahertz denmiyor artık ama biz megahertz'den ağzımız alışmış. Megahertz yazmak ya da söylemek ya da konuşmak istiyoruz. Memory Specification'da 5950X'in AMD'nin sayfasında 3200 MTS'e kadar bir hız verebildiğini söylüyor. Mesela Intel'den bakalım. 14900K'nın yine Intel'in resmi sitesine gittiğimizde şunu göreceğiz arkadaşlar. Memory Types bölümünde ikiye ayırmış DDR5 ve DDR4 olarak up to diyor. DDR5 ise 5600 MTS, DDR4 ise 3200 MTS yazıyor. Şimdi buraya kadar zaten şunu da fark etmiş olmanız lazım. Up to'larla yani en fazla anlamına getiriyor. Bir de 7950X'in sayfasına baktığımızda arkadaşlar mesela 7000'lerden biri ki hepsi aynı. Maximum Memory Speed diye bir bölüm yapmış AMD ve orada da DDR5 5200 yazmış. Eğer bir memory varsa, iki memory varsa yine DDR5 5200 yazmış. 3 varsa demiş DDR5 3600 yazmış. 4 varsa yine DDR4 3600 yazmış. Yani burada çok enteresan ve bugüne kadar hiçbir zaman karşılaşmadığımız değişik bir durumla karşılaştık arkadaşlar. AMD diyor ki eğer diyor 4 tane memory modülü kullanırsanız diyor ben diyor hızımı düşüreceğim diyor. Normalde yani hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık bugüne kadar. Bir tane, iki tane, üç tane, dört taneyle bir ilgili bir sıkıntımız yoktu. Şunu da araya bir sokmak istiyorum. Çünkü bununla da ilgili video yapmak istiyorum. Arkadaşlar birçok kullanıcı özellikle toplama bilgisayar dünyasında 6000 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 8000 MHz falan gibi laflarla dolanıyor. Peki bu internette kendi resmi sitelerinde maximum memory speed diye ya da up to deyip yani en fazla anlamına gelen up to 3200 işte 3600, 5400 gibi verilerin ne anlama geldiğinde hemen araya bir girelim. Çünkü bununla da ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Bunun üzerindeki memory hızları
overclock arkadaşlar. Yani işlemci aslında limit olarak işlemcide, çünkü memory control. Yani bir tarafı işlemcide, bir tarafı memory'de. Yani anakart falan yok arada. Anakart sadece devreleri tamamlıyor. Yani anakartın gigabyte olması, MSI olması, Asus olması, öyle olması, böyle olması bu işi değiştirmiyor. Memory controller işlemcinin direkt içinde arkadaşlar. Dolayısıyla işlemci direkt olarak hafızayla konuşan ve arada hiç kimsenin olmadığı bir iletişim kurmuş vaziyette. Dolayısıyla işlemci üreticisi zaten söylüyor. Diyor ki en fazla şunu yaparım, en fazla bunu yaparım. Daha fazla hızlı RAM'ler kullanıyoruz. Nasıl oluyor bunlar? Biz overclocklu XMP dediğimiz bir olay bu. Bununla da ilgili başka bir videoda bunları daha detaya gireceğim. Biz burada overclock yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu yüzden de bir dünya değişik şey oluyor arkadaşlar. Onu da bir başka videoda anlatacağım. Takip edersiniz. Şimdi biz tekrar ana konumuza geri dönelim. AMD 7000 işlemcilerinde 3600 MHz'e düşürdüğünde ne oluyor? Bir kere yani açık söylemek gerekirse 4 tane RAM'li konfigürasyonların çok büyük bir miktarında teknik zafiyetler oluşuyor arkadaşlar. Ne demek istiyorsunuz derseniz, açılmalarda sorun oluyor, işte BIOS reset olursa sıkıntı oluyor vesaire vesaire. Yani 4 RAM'li bir sisteminiz varsa, 4 tane 16 da olabilir, bu 4 tane 8 de olabilir, 4 tane 32 de olabilir, 4 tane 128 de çıkarsa o da olabilir. 4 tane RAM taktığınız anda AMD'nin 7000 serisi platformu bir şaşalıyor. Dolayısıyla olay çözülecek mi bilmiyorum. Fakat biz BIOS update'leri bekliyoruz, onu bekliyoruz, bunu bekliyoruz. Ama ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. 5200 MHz tek RAM ya da 2 RAM. 3600'e düşüyoruz arkadaşlar. Elimizde 5200 RAM varsa 5200'de çalışması için arada tam 1600 MHz fark var arkadaşlar. Bu kadar overclock olmamız lazım. Olabilir miyiz? Sağlıklı bir şekilde olabilir miyiz? Hiç zannetmiyorum. Ya bunu yapabilecekler mi? Hiç inanmıyorum. Ama teknoloji bir bakalım, göreceğiz. BIOS update'leri oluyor, o oluyor, bu oluyor, bu iş çözecek falan geliyor. Ama ben 4 tane RAM'in 5200 MHz'de, bırakın o 6000'leri, 7000'leri, 8000'leri, onları unutun. Ben 5200 MHz'de bile çalıştırılabileceğine an itibariyle inanmıyorum. Çok yavaşlatılaraktan diğer parametreler, işte bilenler bilir, latency'ler, cast time'lar, just time'lar vesaireler var. Onlarla belki oynanaraktan belki ayakta tutulabilir sistem 5200 MHz'de ama ben ona çok inanmıyorum. Şu an 3600 MHz'de RAM hızı olarak, MHz diyorum yine yanlış anlamayın arkadaşlar, aslında MTS'tir. 3600 MTS olarak AMD'de 4 RAM düzgün çalıştırabiliyorsunuz. BIOS'larda ya bunu 3600'e manuel olarak elinizle ayarlayacaksınız ya da otomatikte bırakacaksınız. Sistem bunu bulacak ama gerçekten biraz sancılı bir olay. Bu arada bu konuda AMD'yi gömebiliriz arkadaşlar. Gerçekten biraz tuhaf bir iş yapmış. Onu bilmiyorum, teknik sebeplerini. Hani acele mi ettiler, başka bir şey mi oldu, bir hata mı keşfettiler bilmiyorum. Dediğim gibi teknik tarafını bilmiyorum ama AMD bu işte biraz çuvalladı arkadaşlar. Yani özellikle 4 RAM olayında biraz tuhaf işler yaptı. Fakat totalde AMD'nin Ryzen serisiyle yakaladığı ivmede gerçekten takdire şayan. Bana göre yani Intel'i gömdü diyebilirim. Birçok işlemci grubunda bence en iyi. Halden hale, testten teste, olaydan olaya, konudan konuya, Intel de tabii rakip dişli. Bir şey demiyorum. Intel'in de iyi tarafları var. Ama bence Ryzen serisinden bu yana ikisi arasında yazı tura gibi birini bana seçtirin deseler ben AMD derim arkadaşlar. AMD gerçekten Ryzen serisiyle birlikte, binlerle birlikte, 1200, 1600 ile birlikte, 2000'ler, 3000'ler, 5000'ler, 6000, 7000 de dahil. Bazı mobil bu söylediklerimin 6000 şeyde yok, desktop'ta yok. Gerçekten bence daha iyi bir iş çıkardı. Fakat burada RAM tarafında bir tuhaflıklar oluştu ve bu tuhaflıkları da size irdelemek istiyorum. Sanıyorum benim yanlış bilmiyorsam YouTube'da böyle bir konuyu ele alan ne yabancı ne yerli hiç kimse görmedim. Biraz da onun için bu konuyu el atmak istedik. Sıvı soğutmadaki gibi niyeyse hiç kimse bu konuları konuşmuyor. Gerçi ben niyelerini biliyorum ama neyse, önemli değil. Bizim burada da hemen araya bir bilgi daha girmek istiyorum. Arkadaşlar bizim YouTube kanalımızın kesinlikle
YouTube'dan aslında bir gelir beklentisi, fazla izlenme beklentisi hiçbir şey yok. Onun için ağzımızı istediğimiz tarafa çevirip Intel'den bazen, bazen Nvidia'dan, bazen AMD'den, bazen Zotac'tan, bazen Asus'tan herkesten konuşabiliyoruz ve çok özgürüz. Bizim bir ücret aldığımız yok bu konuda vesaire. Her şeyi çok net bir şekilde dobra dobra doğru doğru söyleyebiliyoruz. Şimdi gelelim yaptığımız testlere. Merak ettik. Dedik ki eğer aynı bilgisayar, her şey aynı, RAM'ler aynı, 4 tane RAM takarsak bir de ikisini geri çekersek yani ikiye düşürsek ya da tersten de söyleyebiliriz. 2 tane RAM'le önce kullanırsak sonra 2 tane daha eklersek RAM'ler tamamen aynı. Neler oluyor? Bunu merak ettik ve bunlarla ilgili bazı testler yaptık. Bu testleri size şimdi yansıtacağım arkadaşlar. Önce testlerin adlarını söyleyeyim. MemoryMark yaptık. Passmark'ın. 7-Zip yaptık. WinRAR yaptık. Corona 10 render aldık. V-Ray render aldık ve Cinema 4D'nin Cinebench 2024'ünde test yaptık. Şimdi bunların bazıları ki özel olarak seçtim zaten onları. Çünkü bazı programlar bunları çoğaltırsak bazılarında neredeyse hiç fark çıkmıyor. Bazıları hafızayla işi çok. Özellikle 7-Zip ve WinRAR'ın herkes bilir bunu yani olaya yakın olan arkadaşlarımız bilir. WinRAR ve 7-Zip memori ile arası çok irintili. Yani hafıza hızlanıyor yavaşladığı zaman direkt çok etkileniyor. Bazı testlerde çok az etkileniyor, bazı da hiç etkilenmiyor. Yani onları da ileride irdeleriz. Şimdi bir kere MemoryMark memorinin performansını ölçüyor. Sadece memoriyi test ediyor, başka bir şey yapmıyor. MemoryMark'a sorduğumuz zaman 4 tane RAM varken ekrana yansıtıyorum. 3474 ortalama olmuş. Her testi de 3'er kere yaptık arkadaşlar. Olabildiğince hassas ölçüm yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz her test bir kere daha yaptığınızda, bir kere daha yaptığınızda, bir kere daha yaptığınızda hep değişik sonuçlar veriyor. Bu bütün testler için geçerli. Biz bu sapmaları en aza indirgemek için 3'er kere test yapıyoruz. Ve 3 testin ortalaması 3474 iken 2 RAM'li haliyle 3820'ye çıkmış. Yani %9,96, %10 kadar memorinin performansı MemoryMark'a göre %10 daha hızlı çıkmış. Şimdi diğer uygulamalardaki duruma bakalım. 7-Zip'e göre 2197 yüzde olarak onun sonucunda yüzde verdiği bir rakam var. 2197 çıkmış. 2 RAM'deyken de 2142'ye çıkmış. Çok enteresan bir şekilde tek eksi sonuç 7-Zip'te çıkmış. %97,51'e tekabül ediyor. Yani 2 RAM 4 RAM'den yavaş çalışmış. Arkadaşlar yaptığımız testlerin sadece 7-Zip'te daha yavaş çıktığını da belirtmek istiyorum. Onun dışında WinRAR'a gittiğimizde korkunç bir fark arkadaşlar. 47.044 ortalama almışken 54.451'e çıkmış. Yani %15. %15 acayip bir fark arkadaşlar. Yani WinRAR'ın benchmarkından %15 fazla bir hız kazanmış 2 RAM 4 RAM'e göre. Corona 10'da 12.474.618 puanımız 12.532.433'e çıkmış. Bu çok az bir fark. %0.5. Yani biz bunu eşit farz ediyoruz. Niye eşit farz ediyoruz? Çünkü her testi oynadığı için hani bu da öyle olabilir. Bizim kapsama alanı dediğimiz bir şey var. %1, %2'ye kadar biz aynı farz ediyoruz. V-Ray'e baktık. V-Ray'de de 39.347 iken ortalama 40.299'a çıktı. Arkadaşlar burada %2,5'a yakın. Biz bunu eşit farz etmiyoruz. Buradaki %2,5 çünkü 3 testin 3'ünde de 39.000, 39.000, 39.000 iken 3'ünde de 40.000, 40.000, 40.000 olmuş. Yani hepsinde yani stabil bir şekilde fazla çıkmayı başarıyor ve titreşim hareketi düşük biraz özellikle korona ona göre. Dolayısıyla bizim buradaki kanaatimiz V-Ray'de %2 civarında hızlanmışız. Cinebench 2024'ten de 1903'e bir kere yaptık onu 10 dakikalık test olduğu için uzun olduğu için 2046 ya çıkmışız. Orada da %7'lere tekabül etmiş kazancımız. Şimdi arkadaşlar bir kere yorumlamak gerekirse sadece RAM değişikliğiyle, RAM'in markası, modeli, hızı falan değil, sayısal olarak değişikliğiyle şunu eskiden hep bilirdik. Tek RAM kullandığımız zaman bilgisayara bir de çift RAM kullandığımız zaman belirgin bir şekilde çift RAM kullandığımızda hızlanıyor. Gerçekten hızlanıyor. Yani bunu
Yani özellikle memori ile alakalı yazılımlarda, memori test yapan yazılımlarda özellikle ya da memori ile ilişkisi çok olan hesaplarda, işlerde çok büyük fark oluşuyor. Mesela Cinebench'te olmuyor da dediğim gibi WinRAR'da çok olabiliyor. Dolayısıyla biz şunu hep biliyorduk. 1 RAM'den 2 RAM'e geçerken acayip hızlanıyorduk. 2 RAM'den 4 RAM'e geçerken ilk defa yavaşlayan bir platformumuz var arkadaşlar. Ve bazı hallerde çok yavaşlıyor, bazı yerlerde hiç yavaşlamıyor. Testlerimizin de sağlamalarını olabildiğince iyi yapmaya çalışıyoruz. Burada 7-Zip haricinde belirgin bir şekilde 2 tane RAM kullandığımız takdirde AMD 7000 serisinde çok daha hızlı çalıştığını bu yazılımlarda gördük. Yalnız şunu belirtmek istiyorum, bu bütün yazılımlarda böyle değil. Hiç oynamayan çok fazla yazılım var, neredeyse hiç fark etmiyor. Ama biz farkı ölçmek istediğimiz için özellikle bunları cımbızla seçtik. Bunlar hakikaten önemli yazılımlar ve bunları özellikle WinRAR 7-Zip gibi yazılımlar zaten oransal olarak da büyük fark çıkarttılar. Bunlar gerçekten ortaya çıkartmamıza yardımcı oldu. Zaten MemoryMark da ayrıyetten memorinin hızını ölçüyor. Şimdi bundan sonra size söyleyeceğim şey şu. Eğer AMD bir sistem kullanıyorsanız, 2 RAM'li bir cihaz yaparsanız, sayısal olarak 2 tane RAM kullanıyorsanız en optimum performansı elde ediyorsunuz. 4 RAM biraz zaten problematik arkadaşlar. Bir de yani yavaşlığının dışında, hızının dışında biraz da sancılı. Onun dediğim gibi düzeleceğini çok zannetmiyorum. Normal hızının da RAM'in altında kullanacaksınız. Çünkü en düşük 4800 RAM'ler var. 4800 RAM taksanız dahi yine 3600'e düşürecek. Dolayısıyla 3600 diye RAM var mı bilmiyorum. Dolayısıyla yani bazı arkadaşlarımız da şu konuda çok hassas. Onunla da hiç uğraşmasınlar. Çünkü özellikle Intel'in de AMD'nin de eski işlemcilerinde dediğim gibi bu konuyu tekrardan masaya yatıracağım. Yani eğer overclock çılgını manyağı birisi değilseniz, sisteminiz sağlıklı, düzgün, kaliteli, hızlı çalışsın istiyorsanız mesela biz hiç kullanmayız. XMP RAM'leri tercih etmemeye çalışın. Fazla MHz ile RAM üzerinden ilgilenmeyin bence. Ne yapabiliyorsanız sistem maksimum ona getirin. Zaten en kararlı, en güzel, en stabil öyle çalışacaktır. Zorlamaların hepsi sıkıntı olasılığını arttırıyor. Dediğim gibi bu konuyu ayrıyetten inceleyeceğim. Anlatacağım bazı gerçekleri. Şimdi bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen sorun. Yeni videolarla tekrar karşınıza geleceğim. Sizin yorumlarınız bize yeni fikirler, yeni video seçenekleri, yeni başlıklar aklımıza getiriyor. Çok faydalı oluyor. Sizin yorumlarınıza çok ihtiyacımız var. Bu arada bunu da hemen arada girmek istiyorum. 10.000 abonede çok çılgın bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. O güne kadar YouTube gelirlerimizin tamamını size geri püskürteceğiz arkadaşlar. Bütün YouTube'dan ne geldiyse size bunları göstererek ekran görüntüleri vesairesiyle hepsini kampanyalar yaparak size geri sunacağız. Ve gerçekten artık ne kadar o zamana kadar fon birikir bilmiyorum. Sizlere hepsini geri verecek şekilde çok cazip, mükemmel şeyler planlıyoruz arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızla da bize hep destek olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın.